Merhaba arkadaşlar. Organik kimya konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. Alkanlar kısmına gelmiştik. Birinci videomuzu paylaştık. Bu ikinci video olacak ve bu şekilde alkanları bitirmiş olacağız. Bundan sonrasında arkadaşlar çeşitli kaynaklardan alkanlarla ilgili soru çözüm videolarım gelecek. Bir iki üç tane video o şekilde atmayı planlıyorum. İnşallah çok faydalı olur. Daha öncesinde söylemiştim. Konu anlatımından ziyade arkadaşlar soru çözümü üzerinden gitmeye çalışın. Organik kimya çok daha kolay öğreniliyor o şekilde konuya çok fazla yoğunlaştığınız zaman problem yaşayabilirsiniz bilginiz olsun çünkü bazen çok gereksiz bilgileri ezberlemek için uğraşıyorsunuz. Halbuki test usulü olduğu için klasik sınav olmayacağı için biraz daha böyle testleri çözerseniz daha sağlıklı bir öğrenme gerçekleştirmiş olursunuz. Şimdi hemen şöyle sunumumuzu paylaşalım. Alkanlarda UPAC sistemine göre adlandırma kısmında kalmıştık. Bundan öncesinde biliyorsunuz izo, neo, sekonder kavramlarından falan bahsetmiştim. O kısmı arkadaşlar dikkatle dinlemeniz önemli. Ama dediğim gibi soru çözümünde pekiştireceğiz hepsini. Şimdi burada ne diyor? Alkanlarda UPAC sistemine göre adlandırma. Bu sistematik adlandırma oluyor arkadaşlar. Bazen size sistematik adlandırma diye ifade kullanır. Yani UPAC demek zorunda değil aynı anlama geldiğini unutmayalım. Şimdi ne diyor? Hidrokarbon molekülündeki en uzun karbon zinciri seçilir. Şimdi bu zincir dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Bakın şuradaki yapıya baktığınız zaman şöyle aralara girmeden, yani ara sokaklara girmeden ana cadde üzerinde gidiyormuş gibi düşünün. Bakın dikkat ederseniz iki seçenek var. Ya şöyle gidersiniz ya da şuradan gelip şöyle gidersiniz. Birinci ifade için yanlış demiş Neden arkadaşlar Çünkü bakın sayarsanız 1 2 3 4 5 5 tane karbon Bir zincir oluşturuyor Ama ikinci kısımda dikkat ederseniz aşağı doğru gidersek 1 2 3 4 5 6 tane Karbondan oluşuyor Tabii ben buradan saydım ama aslında sayma tarafı buradan başlayacak birazdan o kurallardan Bahsedeceğiz Yani bu ilk etapta yapmamız gereken şey en uzun zinciri seçmek olacak Burası önemli Şimdi geçelim hemen ikinci maddemize. Bakalım ne diyor? Dalların bulunduğu karbonlar en küçük numaraları alacak şekilde numaralandırma yapılır. Bakın ben biraz önce soldan sağa doğru saydım değil mi? O geçerli bir sayım değil arkadaşlar. Neden? Çünkü dalımız şu tarafta. Bizim bu dala en küçük numarayı vermemiz gerekiyor. Yani bağlı olduğu karbona en küçük numara gelecek şekilde numaralandırma yapacağız. Şu sol taraftan sayarsak bakın 1, 2, 3, 4 geliyor. Fakat aşağıdan sayarsanız 1, 2, 3. Dolayısıyla UPAC sistemi de diyor ki en küçük sayıları kullanın. Dolayısıyla arkadaşlar 3'ü kullanmanız daha sağlıklı olur. O yüzden şu 3 olacak. Birazdan isimlendirme yaparken zaten 3 metil toplamda 6 karbon olduğu için hexan ismini kullanacağız. Geçelim hemen bir diğer maddeye. Burada kuralları görmüş olacaksınız. Sonradan zaten genel adlandırma yapacağız. Dallar uçlara eşit uzaklıkta ise Bakın dikkat ederseniz burada metil dalımız var burada da brom var Her iki taraftan da baktığınız zaman ikinci karbon oluyor değil mi? Mesela buradan saysaydım 1-2 olacaktı Buradan sayarsam 1-2 oluyor Eşit uzaklık durumu varsa arkadaşlar Ve bunlar birbirinden farklı gruplar ise alfabetik sıraya dikkat etmemiz gerekiyor Sağ tarafta brom var Sol tarafta metil var e, B harfi daha öncelikli olduğu için Bromun olduğu taraftan 1, 2, 3, 4 diye numaralandırma yapılmış. Bu numaralandırma şekli doğru. Eğer soldan başlarsak hatalı olur. Çünkü M harfini B'den önce almayacağız. Geçelim hemen bir diğer maddeye. Dördüncü madde. Diyor ki dallar uçlara eşit uzaklıkta ise dallanmanın yakın olduğu taraftan numaralandırma yapılır. Şimdi arkadaşlar biraz önceki maddeye çok benzedi değil mi? Fakat burada dikkat ederseniz hem eşit uzaklık söz konusu bir de bal sayısı daha doğrusu dal sayısı farklı. Sağ tarafta iki tane dal görüyorsunuz sol tarafta bir tane. Şimdi burada alfabeye mi bakılır yoksa bu dal sayısı mı önemlidir ona vurgu yapmak istedim. Alfabetik sıralama bu durumda ikinci plana düşer diye bir not belirtmişim. Burada arkadaşlar bakın metil de ikinci karbonda, brom da ikinci karbon oluyor soldan sayarsanız. Fakat burada iki tane grubumuz olduğu için kalabalık olan taraf hangi taraftaysa orayı tercih edeceksiniz. Alfabetik sıralamaya bakmıyoruz burada. Öncelik kalabalık olan taraftan başlamak. O yüzden sağ taraftan saymaya başlamışım. Bakın normalde B harfi daha öncelikli ama alfabetik sıralamayı ne yaptık? İkinci plan aldık. O yüzden ne diyeceğiz arkadaşlar burada? 4 brom 2,2 dimetil pentan ismini kullanacağız. Geçiyorum 5. maddeye. Dalın bağlı olduğu karbon atomun numarası yazılır. Şimdi bu kuralları uyguladık. Artık ismi yazacağız arkadaşlar. Bu ismi yazarken de belli başlı kurallar var. Onlara dikkat edelim. Bakın ne diyor? Dalın bağlı olduğu karbon atomun numarası yazılır. Ve numaradan sonra kısa çizgi konulur. Grubun adı kısa çizgiden sonra yazılır. Zincire aynı grupta birden fazla bağlı ise grubun sayısı latince, di, tri, tetra ve benzeri ekler kullanılarak ifade edilir. Bu örnekler alfabetik sırada dikkate alınmaz demiş. Şimdi arkadaşlar ismi yazarken bir de şuna dikkat edelim. Mesela e, brom B harfi ile geçiyor ya o yüzden önce onu belirtin. Sonra e, sonra gelen alfabetik sıraya takip edersek alfabetik sırayı takip edersek Sonradan gelen grup hangisiyse o. Yalnız şu örnekleri dikkate almıyorsunuz. Yani buradaki D3 Tetra dediğimiz zaman mesela D var diye D'yi almıyoruz arkadaşlar. M harfine bakıyoruz. Ya da mesela tri dediğimiz zaman T'yi almayacaksınız. Hangi grupsa o grubun ismine dikkate alıyoruz. Önekler alfabetik sırada dikkate alınmaz. Mesela şunu isimlendirelim arkadaşlar. Bakın numaralandırmayı nereden yapmış soldan. Sebebine bakalım. Dikkat ederseniz 1. ikinci karbonda dal var. Sağdan geldiğimiz zaman 1 2 3. karbonda. O yüzden soldan sayacağız. Burada iki brom olacak. 2. karbona bağlı brom. Sonra üçüncü karbonda iki tane metil grubu olduğu için 3,3 dimetil. Bakın iki defa söylüyorum. 3,3 diyorum. Dimetil diyorum. Bu arada şu tirelerde unutmayın. E, sonrasında da ana isim belirtilir. 5 karbonlu pentan şeklinde ifade edebilirsiniz. Evet 2 bromo 3,3 dimetil pentan. Şimdi burada brom diyebilirsiniz arkadaşlar. Bromo da diyebilirsiniz. Fark etmez. Kaynaklarda bazen brom der bazen bromo der. Sıkıntı olmaz. Geçelim hemen bir diğer maddemize. Altıncı ifade ne diyor? Eşit uzunlukta iki zincir var ise. Evet önemli bir özellik arkadaşlar. Bazen saydığınız zaman iki tane ya da üç tane zincir görebilirsiniz. Bu numaralandırma yapıldığında arkadaşlar farklı isimler çıkıyor ise. Şimdi simetrik moleküllerde ister mesela sağdan sayın isterseniz soldan sayın. Ya da aşağıdan yukarıya yukarıdan aşağıya fark etmez. Eğer aynı isim çıkıyorsa problem yok, simetrik yapılır. O yüzden istediğiniz taraftan sayabilirsiniz. Ama bazen öyle olmayacak. Ki burada verdiğim örnekte öyle olmuyor arkadaşlar. Ee, ne diyor? Bakın adlandırma, pardon numaralandırma yapıldığında farklı isimler çıkıyor ise dal sayısı fazla olan zincir ana zincir olarak belirlenir. Şimdi örneğe bakarsak daha net göreceksiniz. Ben arkadaşlar şu pembe yolu takip edin. Şu şekilde bir zincir görüyorum. Bir de şöyle gelip aşağı doğru ya da şuradan gelip aşağı doğru gidebilirsiniz. 3 tane zincir var şu anda. E saydığımız zaman bakın 1 2 3 4 5 karbon. Şuradan saydığımız zaman 1 2 3 4 5 karbon. Ya da şuradan sayarsanız arkadaşlar 1 2 3 4 5 karbon olduğunu görüyorsunuz. Yani 5 tane e, karbondan oluşan 3 tane zincirimiz var peki hangisini tercih ederiz? İsterseniz şöyle alın isterseniz böyle alın bu doğrudur arkadaşlar çünkü ikisi aynı ismi verecek. Peki neden şu düz olanı tercih etmiyoruz eğer siz düz olanı tercih etmiş olsaydınız Bir tane dalımız olacaktı e, Fakat bakın şu sarı çizgiyi takip ettiğimiz zaman dikkat edin Bir tane dalımız burada Bir dalımız da burası oluyor 2 tane dalımız oluyor peki kuralda ne diyor? Eşit uzunlukta iki tane zincir varsa dal sayısı fazla olan tercih edilecek. Bu işimizi kolaylaştırmak için arkadaşlar. Zaten şimdi sebebini söyleyeceğim. Şimdi biz dal sayısı fazla olan olarak şu sarı çizgiyi takip ettik. Bakın numaralandırmayı klorun yakın olduğu taraftan yapıyoruz. Çünkü buradan gelirseniz 3. karbonda dal var. Buradan gelirsek ikinci karbonda. O yüzden 2 kloru 3 etil. Bakın 2 klor 3 etil. Ana zincirimiz 5 karbonlu olduğu için pentan ismini kullanabiliyoruz. Bunu böyle seçebilirsiniz arkadaşlar. Peki işimizi kolaylaştırma derken neyi kastettik? Bakın farz edelim ki biz şu pembe yolu takip etseydik. Yani ana zincir olarak şurayı almış olsaydık. Şurayı nasıl isimlendirecektik arkadaşlar? Bakın bu tarafta klor var. Burada e, metil grubu var. E, i̇ki karbonlu bir yapı. Dolayısıyla şu kısmı isimlendirmekte zor olacaktır. O yüzden UPAC sistemde diyor ki böyle e, karmaşık moleküller dal olarak bulunmasın. E, Alkil kısımları dal olarak bulunmasın Ne yapılsın e, Siz diyor Dal sayısını çoğaltın ki bu yapılar küçülmüş olsun mesela ben buraya kloru diyebilirim çok rahat bir şekilde Buraya da etil diyebilirim Ama ben kalkıp şuraya bir isim vermeye kalkırsaydım isim kullanmam çok zor e, Mevcut müfredat dahilindeki isimlendirme burada uygulanmıyor arkadaşlar o yüzden dediğim gibi Bu kuralları işimizi kolaylaştırmış oluyor Bir daha hatırlatıyorum Eşit uzunlukta iki zincir görürseniz, burada arkadaşlar dal sayısı fazla olanı tercih edeceksiniz. Mesela birinde 3 dal çıkıyor, birinde 2 dal çıkıyor. Siz 3'ü tercih edin. Birinde 2 çıkıyor, birinde 1 bir çıkıyor şu anda olduğu gibi. O zaman 2 dal olanı tercih etmemiz gerekiyor. Geçelim hemen bir diğer maddemize. Evet, sikloalkanlardan bahsedecek. Şimdi arkadaşlar, e, halkalı alkanlar demek, alkanlar halka yapısına dönüşebiliyor ve e, konunun başında zaten bir önceki videoda belirtmiştim. Halka yapısı oluşurken uçlardan birer tane hidrojen kopup birleşme olduğu için normal düz zincirli alkanlara kıyasla arkadaşlar ya da dallanmış alkanlara göre 2 hidrojen eksik çıkıyor burada. Bakın dikkat ederseniz her köşe CH2 olarak ifade edilmiş. Ama ben bunu düz zincirli yazmış olsaydım şöyle yazardım. 3 karbonlu yapı bakın CH3, CH2, CH3 diyecektik. Bakın şuradan bir hidrojen eksilmesi yapmış, buradan bir hidrojen eksilmesi yapmış. Dolayısıyla 2 hidrojen eksilmiş oldu. Genel formülümüz o yüzden CH2N şeklindedir diyoruz. Ve en küçük iyi arkadaşlar 3 karbonludur. Yani 2 karbondan halkalı bir yapı oluşturamayız. Burada siklopropan'ı görüyoruz. Burada arkadaşlar 4 köşe var. Her köşede birer karbon. 4 karbonlu yapımız o zaman siklobutan ifadesini kullanabilirsiniz. Geçelim hemen alta diğer yapıları da görelim. Beşgeni görüyoruz. Beşgen olduğunda hemen siklopentan diyoruz. Bakın beşgen yapımız. Bir altta ise arkadaşlar altigen yapımız var. Her köşede birer karbondan 6 karbon yapar. Siklohexan ismini verebiliriz tabi bunlarda da dallanma olacak hemen onlara da bir göz atalım bakın diyor ki halkada tek grup var ise bir tane dalımız varsa arkadaşlar numaralandırma yapılmaz zaten nereye yazarsanız yazın bir diyeceksiniz o yüzden diyor ki bir demenize gerek yok hemen bromo siklopentan diyebilirsiniz ya da brom siklopentan burada arkadaşlar metil grubumuz var e, yerini belirtmenize gerek yok metil siklohexan şeklinde İsimlendirme yapabiliyoruz peki birden fazla dalımız varsa grubumuz varsa ne yapacağız Burada arkadaşlar alfabetik sıraya göre e, numaralandırma yapacağız Bakın diyor ki halkaya bağlı olan gruplar alfabetik sıraya göre en küçük numarayı alacak şekilde numaralandırılır Şöyle baktığımız zaman metil grubumuz var klor grubumuz var Hemen buraya 1 diyoruz buraya 2 diyoruz O zaman ne oldu arkadaşlar 1 kloro 2 metil siklopentan Şimdi burada bazı arkadaşlarımız hemen şunu soracaktır tahmin ediyorum çünkü hem Dersine girdiğimiz öğrencilerden bu sorular geliyor Birçok yerde hep bu soru klasik 7-8 yıldır durmadan sorulan bir soru Klor için C'yi mi alacağız K'yi mi alacağız diye Burada arkadaşlar map kitabında net bir izah ben göremedim Fakat Map kitabında çıkmış bir soruda kazanım testlerinde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bir de ÖSYM'nin sorduğu bir soru var. Orada K olarak almış. Hani ee, farklı bir cevap çıkma ihtimalini ben pek görmem. Yani şıklar arasında net bir şekilde soracaktır. O C mi K mi ifadesine gerek kalmaz diye düşünüyorum. Çünkü öyle net bir ifade kullanılmamış. Normalde UPAC sisteminde arkadaşlar biz isimlendirme yaptığımız zaman klor öncelikli olur. Sebebi de şu. Klor, kloro diye yazılır. Burada biz C'yi dikkat alarak yazmışız. O yüzden hani çok da önemli değil. Map sorarsa benim tahminimce dediğim gibi bu öncelik sırasını dikkate almayacaktır. Çok önemli olmayacaktır. Çünkü öyle bir net bilgi de vermemiş. Ama kazanım testlerinde öyle çıkmıştı. İsteyen K olarak alsın, isteyen C olarak alsın. Ama ben genelde C olarak alıyorum. Çünkü UPAC sistemine göre diyoruz e, o zaman o sisteme göre isimlendirme yapmak lazım mantığımıza göre. E, Tabi burada itiraz eden arkadaşlar oluyor işte soru gelmiş de şöyle olmuş. Ben de şu fikirdeyim arkadaşlar yani ÖSYM'nin sormuş olduğu sorularda e, hata olabiliyor. Yani bu hatalar bazen e, küçük hatalar oluyor iptal etmeyebiliyor. E, mesela en basitten bir örnek vereyim. Geçmiş yıllarda e, çıkmış bir sorumuz vardı biyolojide. Karbondioksit ve kükürt dioksit şıklara verilmiş orada asit yağmurlarına hangisi sebep olur diye sorulmuş Birkaç gaz türü daha var Kükürt dioksit seçilmiş şimdi burada ne anlayacaksınız karbondioksit o zaman asit yağmuruna sebep olmaz anlamı çıkar Ama e, ta e, Lgs döneminden itibaren Kitapları incelediğiniz zaman Karbondioksitin Asit yağmuruna sebep olan gazlar arasında geçtiğini hepiniz biliyorsunuz O yüzden böyle durumlar ortaya çıkabiliyor ben açıkçası çok da önemsemiyorum ee, ama benim şahsi fikrim e, tabii ne kadar önemli olur. Yani belki bazı arkadaşlarımız diyebilirler işte e, üniversite kitabında şöyle yazıyor, burada şöyle yazıyor diyebilirler ama zaten üniversite kitabında UPAC sistemine göre yapıyor arkadaşlar ama e, MEP müfredatında, MEP kitaplarında işte klor için K alınacaktır ifadesini duymadığım için ben açıkçası C'yi almayı uygun görüyorum. Sadece bir soruda öyle çıktı diye onu doğru kabul etmek bence çok sağlıklı değil. Ee, açıkçası onunla ilgili milli eğitimin e, kitapta küçük bir ibare kullanmasında fayda var. Eğer müfredatta öyle alınacaksa demesi lazım. Ama e, ben göremedim öyle bir bilgi. O yüzden C olarak almışım. Şimdi burada arkadaşlar 1 dedik buraya, buraya 2 dedik. 1 kloro, 2 metil, siklo, pentan diyoruz. Bakın önce kloro söyledik, sonra metil söyledik. Numaralandırmayı yaparken buna dikkat edin. Yanlış taraftan gitmeyin. Buraya 1 deyip şöyle 2, 3, 4, 5 deyip metile 5 ifadesini kullanmayalım arkadaşlar. En küçük numara gelecek ifadesi burada da geçerli. Şimdi gelelim şuradaki yapımıza. Bir altıgen görüyorsunuz. İki tarafta klor var. İster buradan başlayın, ister buradan başlayın. Ben sağdan başlamışım. Bakın 1 demişim. Sonra 2, 3. Yine dallara küçük numaralar gelecek şekilde e, yukarıdan devam etmişiz. Aşağıdan gidecek olsaydık daha büyük sayılar gelecekti. O yüzden burayı tercih ediyoruz. O zaman ne oluyor arkadaşlar? E, 1,3 diklor 2 metil e, siklo hexan şeklinde isimlendirme yapabiliriz. E, zaten burada da isimlerini belirtmişim. Ya dediğim gibi o CK olayına çok fazla takılmayın bence. Orasında biraz böyle muallak durum söz konusu yani. Şimdi. Kimyacıların bir kısmı C diyor, bir kısmı K diyor. Ben açıkçası söylediğim gibi map kitabında öyle bir ibare yok. O yüzden çok da üzerinde durmuyorum arkadaşlar. Burada ne yapacağız hemen isimlendirmelerimizi yapacağız arkadaşlar bakın ana zincirimizi seçelim şöyle bir karışık yapı var Aslında böyle karışık görünüyor hemen ana zincir olarak ben şuraya alabilir miyim arkadaşlar Şu şekilde gelip aşağı gidip sonra şuraya gidebilirim bakın dikkat edin Bu Ana zincir yapımız oldu Şimdi dallarımız kendini belli etti Metil var burada Brom var Metil var yine brom var Başka bir tane daha metremiz var. Önce e, nereden başlayacağız saymaya arkadaşlar? Bakın sağdan mı başlayalım soldan mı başlayalım? Dikkat ederseniz buradan başlarsak 1, 2, 3, 4. karbonda dallar geliyor. Buradan başladığınız zaman 2. karbona itibaren o yüzden soldan sayarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde numaraları verdik. Sonrasında isim verirken arkadaşlar öncelikle hemen gruplara bakalım bromlar olduğu için metillerden önce söylenmesi gerekiyor. O zaman 3,5. Bakın ikisinde de brom e, atom mevcut. O zaman 3,5. D önekini unutmuyorsunuz. D bromo. Devamında ne var arkadaşlar? Bakalım. 2'de, 4'de. Ve 5'te. Metil gruplarını görüyorsunuz. O zaman şöyle diyelim. 2, 4, 5 3 tane metil grubu olduğu için tri önekini kullanıyoruz. Tri metil. Ana zincirimiz 8 karbondan oluştuğu için oktan şeklinde isim verebilirsiniz. Evet isimlendirmemiz bu şekilde. 3,5 dibromu. 2,4,5 tri metil. Oktan şeklinde isimlendirmemiz mümkün. Hemen sağdaki yapıya geçelim. Ana zincirimiz neresi arkadaşlar? Şöyle düz gidebiliriz değil mi? Bakın en uzun yol burası. Aynen. Şurayı seçtik. Peki dallarımızı da hemen belirtelim. Şurada klor var. Burada da klor var. Metillerimiz var. Burada soldan mı sağdan mı numaralandırma yaparız? Bakın sol tarafa daha yakın değil mi? Soldan saydığınız zaman klorlara 2 geliyor. Ama sağdan sayarsak metillere 3 geliyor. O yüzden numaralandırmayı küçük olacak şekilde yapıyoruz. 1 diyorum. 2 diyorum. 3 4 5 ve 6. Burada arkadaşlar 2,2 diklor diyelim. 2,2 diklor Sonra 4,4 4,4 dimetil Sonrasında ana zincirimiz 6 karbonlu hekzan şeklinde isimlendirme verebiliriz. Evet yapımız isimlendirildi. Hemen bir alttakine geçiyorum. Ana zinciri seçerken burada dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Hemen görüntüye aldanmayın. Bakın dikkat edin. Burada 3 karbon var. Yani burası şöyle 3 karbon uzuyor. Sonra şurada da 3 karbon var. Aşağıya doğru e, uzuyor. Burada ikişer tane olduğu için burayı tercih etmeyiz şu üçte. O zaman şuradan gelip bakın şuradan gelirseniz şöyle sağa gidip sonra da şöyle gittiğiniz zaman en uzun zinciri seçmiş olursunuz. Hemen ispatlayalım bunu. Normalde şöyle düz gitseydim 1, 2, 3, 4, 5. 5 karbon görüyoruz değil mi? Ama şu anda 3 tane burada. 4, 5, 6, 3 tane burada. 9 karbonlu uzun bir zincirimiz var. Eğer şu ikiler üzerinden gitseydik arkadaşlar. Yani etil grupları üzerinden gitseydik. 2 karbon burada. 3, 4, 5. 2 de burada derdik mesela. 7 olurdu. Ya da şöyle gidebilirsiniz. Bakın bunlar da 9'dan daha küçük sayılar çıkıyor. O yüzden en uzun zincirimiz şöyle olandır bunu seçtik. Dallarımız kendini belli etti bu arada. Onları farklı renkle göstereyim. Hemen. Bir dalımız burada metil grubu, etilimiz var. Başka metilimiz var. Bir tane etilimiz de burada. Numaralandırmayı nereden yaparız arkadaşlar? Bakın. Dikkat edin aynı gruplar var. buradan sayarsanız 3, 4. karbonda dallarımız başlıyor. Buradan sayarsak yine 4. karbonda simetrik bir molekül söz konusu yapı olarak. O zaman fark etmiyor ister buradan sayın ister buradan ben şuraya 1 diyorum 2 diyorum 3 diyorum neden çünkü 3 tane karbonumuz burada gizlenmiş. O zaman burası 4 şurası 5 6 7 8 ve 9. karbonumuz burada dallarımız önemli arkadaşlar bakın etil grupları var metil var alfabetik sıraya göre etil önce söylenecek. O zaman şöyle diyorum 4 ve 6 da 2 tane etil olduğu için. 4,6 bakın ön ekini unutmuyoruz yine dietil sonrasında metilleri söyleyeceğiz yine dördüncü ve altıncı karbonlarda o zaman 4,6 dimetil ana zincirimiz 9 karbonlu olduğu için nonan şeklinde isimlendirmemizi tamamlıyoruz evet 4,6 dietil 4,6 dimetil nonan şeklinde isimlendirme yapmış olduk. Geldik halkalı yapı isimlendirmeye arkadaşlar. Burada biliyorsunuz yine alfabetik sıranın önemi vardı. Brom var, metil var. Şimdi ara kısımlardan başlamayın. Neden diyeceksiniz? Buraya mesela ben bir desem bu taraftan gitsem büyük sayı gelecek. Bu taraftan gitsem broma çok büyük bir sayı gelecek. O yüzden ya buradan başlayacağız ya buradan başlayacağız. Hemen gruplara bakıyoruz. Brom var, metil var. Brom'u öncelikle alıyorum. O zaman buraya 1 diyorum. Bakın 2 diyorum. 3, 4. Aşağıdan gitmiş olsaydım ne olurdu? Bunlara büyük sayılar denk gelecekti. O da istenmeyen bir durumdur. Şurası 5, şurası 6 olsun. O zaman ismini verirken arkadaşlar ne diyeceğiz? 1 Brom. Bakın 1 Brom. Sonra 2, 3, 4 Hemen yazalım. 2,3,4. Ne var burada? 3 tane metil grubu var. Trimetil. Toplamda 6 karbonlu bir halkamız var. Dolayısıyla ön ekini unutmadan sikloheksan diyoruz. Hexan. Evet isimlendirmemiz bu şekilde olacak. Dediğim gibi biraz böyle test çözümünden sonra arkadaşlar bunlar çok basit gelecek size. Kurallara dikkat edin herhangi bir sorun yaşamazsınız. Şimdi alkandan özellikleriyle konumuzu bitireceğiz yavaş yavaş. Burada alkan molekülleri apolardır. Zaten hatırlayın türler arası etkileşimler konusunu anlatırken yapısında sadece karbon ve hidrojen bulunduran hidrokarbon diyorduk bunlara. Bu moleküller arkadaşlar tabii ki apolardır. Bu nedenle suda çözülmezler. Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Yine apolarlıkla ilgili, sonuçta London etkileşimi yapıyorlar. London etkileşimi yaptıklarından dolayı erime ve kaynama noktaları düşük. London etkileşimi hatırlayın, çok zayıf bir etkileşimde. Ee, kaynama noktasını çok fazla yükseltemiyor. Molekül büyüdükçe, mesela örnek veriyorum, CH4'ten başlıyoruz, sonra C2H6 diyoruz, sonra C3H8 diyoruz. Bakın molekülü büyütüyoruz, karbon sayısını arttırıyoruz, hidrojen sayısını arttırıyoruz. Ne oluyor peki? erime ve kaynama noktaları artar. Çünkü kütle arttıkça aynı zamanda burada elektron yoğunluğu da artmış oluyor. İkisi beraber arttığı için arkadaşlar London etkileşimi de büyümüş oluyor. Kaynama noktası en yüksek olan C3H8. Hatta metan gazı diyoruz değil mi? Mesela günlük hayatta propan ve bütan gazları diyoruz. Bakın bütan gazından sonra 5 karbonlar artık sıvılaşmaya başlıyor. Ondan sonra arkadaşlar işte 17. karbonlara falan geldiğimiz zaman artık 17'den sonra da katılaşmaya başlıyor. Demek ki karbon sayısı arttıkça kaynama noktası ne olur yükselir bu organik bileşiklerin tümünde geçerli bir durumdur. Devam ediyoruz. 1 ile 4 karbon olanlar gaz. Biraz önce dedik ya işte metan, ondan sonra propan, butan ya da etan gazları deriz arkadaşlar. Günlük hayatta daha çok propan ve butanı bir de metanı görüyoruz. Piknik tüplerinde, işte mutfak tüplerinde, otomobillerde arkadaşlar LPG dediğimiz propan ve butan gaz karışımıdır. Doğal gaz dediğimizde metan gazıdır. Bunlar günlük hayatta zaten gaz oldukları biliniyor. 5-17 karbonlar sıvı yani bu aralıkta kalanlar sıvı oluyor. 17'den fazla karbon içerenler ise katı halde bulunurlar demiş. Aynı karbon sayılı alkanlardan dal sayısı fazla olanın kaynama noktası daha düşüktür. Bunu yine türler arası etkileşimlerde ayrıntılı bir şekilde anlatıyorduk arkadaşlar. Bakın mesela düşünün 2 tane molekülümüz aynı karbonla sahip olsun sayıca. 1 2 3 4 5. Böyle düz yazdığınız zaman bir de şöyle dallanmış şekilde yazdığınızı düşünün. 1 2 3 4 5. Şimdi hangisinin kaynama noktası daha yüksek? Mantık şuydu arkadaşlar. Bakın düz zincirli olanlarda moleküller yan yana gelirse, bakın aynı molekülden bir tane daha yanına getirdim. Şöyle etkileşim artmış oluyor. Oldukça fazla bir etkileşim var. Temas yüzeyi çok fazla. Ama şöyle küreselleşme söz konusu olduğu için Bakın benzer bir molekül de hemen yanına getirin şu şekilde. Biraz küçük çizdim ama bir şey olmaz. Bakın etkileşim çok fazla olmayacaktır. E, hatta ben e, türler arası etkileşim anlatırken el örneğini veriyorum. Bakın elinizi, avucunuzu açık bırakırsanız etkileşim çok fazla. Ama şöyle küreselleştirdiğiniz zaman etkileşim çok zayıf oluyor. Görüyor musunuz? Temas yüzeyine bakın. İşte bu da ne yapıyor? Etkileşim zayıflayınca kaynama noktası düşüyor arkadaşlar. Daha kolay moleküller birbirinden ayrılıyor ama etkileşim fazlaysa ayrılması zor oluyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ezber yapmayın. Kalıcı olsun. Evet, temas yüzeyi küçüldüğünden dolayı ne olmuş arkadaşlar? Kaynama noktası düşük oluyor dallanmış yapılarda. Evet, dal sayısı fazla olanın demiş. Hemen bir alta geçelim. Ne diyor? Asit ve bazlar ile tepkimeye girmeyen alkanlar zaten parafinler olarak geçiyordu değil mi? Çok fazla tepkimeleri yoktur demiştik. Genellikle yanma ve yer değiştirme yani sübstitüsyon tepkimesi verirler. Doymuş olduklarından katılma tepkimesi olmaz. Katılma tepkimelerini biz alken ve alkinlerde göreceğiz. Orada zaten ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Katılmada herhangi bir atom ayrılmadan dışarıdan direkt gruplar bağlanıyor arkadaşlar. Ama yer değiştirmede hidrojen ayrılıp yerine başka bir grup geliyor. Zaten birazdan örneğini göreceğiz Yanma tepkimeleri çok eski ta 8. sınıftan beri öğrendiğiniz bir kavram arkadaşlar. Hidrokarbonlar biliyorsunuz yandığı zaman karbondioksit ve su oluşturur ifadesini defalarca kullandık. Kimyasal hesaplamalarda da tepkime türlerinde de bunları görüyorsunuz. Burada alkan yapısı var. Denkleştirme yaparken şöyle yapın. Bakın karbon en tane deyin. O zaman en tane karbondioksit oluşması gerekiyor. Karbonları eşliyorsunuz. 2n artı 2 tane hidrojen varsa burada H2 olduğu için arkadaşlar önüne n artı 1 yazıyoruz. Sonra burada oksijeni hesaplıyoruz. 2N oksijen burada. N artı 1 tane de buradan geliyor. Bakın 3N artı 1 oldu. burası O2 olduğu için 3N artı 1 bölü 2 diye kat sayısını belirleyebilirsiniz. Denkleştirme sorularında falan molekül formülünün sorulduğu sorularda bunları uygulayacaksınız. Peki hemen alttakine bakalım. Bakın C3H8 demiş değil mi? Hemen karbonun kat sayısı, karbondioksitin kat sayısı daha doğrusu 3 olarak belirlenmiş. Sonra hidrojeni 8 görüyoruz. O zaman H2O'daki hidrojenin kat sayısı arkadaşlar 4 olacak. Sonrasında arkadaşlar e, ürünler kısmını sayıyoruz. Bakın 3 kere 2 6 4 de burada 10 yapar. E, burasında bakın 10 olabilmesi için önüne ne yazmışız? 5 bölü, e, 5 olarak yazmışız 10 tane oksijen gelsin diye. Şurada 3n artı 1 bölü 2 demiştik ya o yüzden 10 hid, e, oksijeni burada 2'ye bölerek yazıyoruz. Çünkü şu alt indisiyle çarpmanız gerekiyor. Normal denkleştirme uyguluyorsunuz. Ve geldik yer değiştirme substitüsyon olayına arkadaşlar. Ne demiştik? Alkanlardaki bir hidrojen ayrılıp yenine başka bir grubun gelmesi durumudur. Burada diyor ki eğer flor molekülü yer değiştirmede kullanılacaksa arkadaşlar herhangi bir enerjiye falan ihtiyaç duymuyor. Kendiliğinden gerçekleşir diyor. Bu florun elektronegatifliği ile ilgili biliyorsunuz periyodik cetvelde elektronegatifliği en yüksek olan atomdur. Flor e, atomu. Evet, florda kendiliğinden gerçekleşirken klor ve brom molekülleri için ısıya ve güneş ışığının katalizörlüğüne ihtiyaç vardır demiş. Çünkü arkadaşlar öncelikle e, o hidrojenlerin kopması gerekiyor. Aynı zamanda burada klorların birbirinden, bromların birbirinden ayrılması gerekiyor. E, sonrasında yer değiştirme oluyor. O yüzden güneş ışığına ve ısıya ihtiyaç olur. Bunlar okların üzerinde belirtilir zaten. Evet, burada hemen örneğimiz verilmiş. Metan görüyorsunuz. 4 tane hidrojen var. Bakın, buradaki hidrojenlerden biri kopuyor. Yani metan da şu şekilde hidrojenler bağlıyken şu hidrojenlerden birini kopardığımızı düşünün. Sonra klorlar birbirinden ayrılıyor. Klor e, hidrojen hidrojenin yerine geçiyor. Hidrojen de geriye kalan klorla birleşiyor. Bakın hidrojen klorür oluştu. Burada da metil klorür yani monoklorometan görmüş oluyorsunuz. Bu kısma baktığımızda arkadaşlar bakın şu yapıyı alıyoruz, tekrarlıyoruz zincir tepkimesi. Arka arkaya gerçekleşiyor bu tepkime. Sonra bir tane daha hidrojen kop kopuyor, bir klor daha bağlanıyor. Her seferinde hidrojen sayısı azalırken klor sayısını artırmış oluyoruz. Hani böyle tepkimeye genel bakıp çok karmaşık bir şeymiş gibi bakmayın. Çok basit. Birer hidrojen çekip yerine klor bağlıyorsunuz. Hidrojeni çekip klor bağlıyorsunuz. Bakın burada dikkat edin. 2 klor, 2 hidrojen var ama buraya geldiğimiz zaman yine bir klor gelmiş, hidrojen ayrılmış. 3 klor bir hidrojen oluşmuş. Triklorometan kloroform maddesi oluşmuş arkadaşlar. Kloroform ismini e, kullanıyor. E, müfredatta MEP. E, o yüzden dikkat edin. Şu isimleri unutmamaya özen gösterin. Kloroform dediğimiz zaman klor sayısı 3 olacak. E, genelde şunla karıştırılabiliyor. CH3Cl miydi yoksa CHCl3 miydi? Klor sayısı 3 olacak arkadaşlar. Kloroform diyebilmeniz için. Sonra arkadaşlar kloroform bakın klorla tekrar yer değiştirme tepkimesine giriyor. Yine aynı mantık bir klor gelecek bir hidrojen ayrılacak. Karbon tetraklorür yine yaygın olarak ismini duyduğumuz bir molekül oluşuyor ve hidrojen klorür açığa çıkıyor. Bakın tetra tetraklorometan ya da karbon tetraklorür ismi kullanılabilir diyoruz. Evet burada arkadaşlar alkanları hayrısıyla bitirmiş olduk. İnşallah sizler için faydalı videolar oluyor. Ama dediğim gibi asıl öğrenme olayını soru çözümlerinde gerçekleştireceğiz. Böyle güzel sorular seçmeye çalışacağım. Elimden geldiğince kaynakları da arkadaşlar zaten sizler için faydalı olabilecek en güzel kaynaklardan seçmeye çalışıyorum. Dediğim gibi o soru çözümlerinde dikkatle takip ederseniz bu konu anlatımındaki yoğunluk biraz daha sadeleşecek. Zihninizde konu daha iyi oturacak. Ezberden çıkacak biraz da sistematiğe dönüşecek olay. Tabii ki daha öncesinde de söylediğim gibi ufaktan ufaktan ezber olacak işin içinde. Ama genelde sistematik bir yapı söz konusu organik kimya çalışırken. Sürekliliği sağlamaya çalışın. Araya çok fazla zaman koymayın. E, ve arkadaşlar eğer konularınızı erken bitirdiyseniz soru çözümleriyle mutlaka tekrarlar yapmanız gereken e, bir ünitedir. E, bilseniz dahi hatalara sebebiyet verebilen sorular var. Normalde çok zor değil ama dediğim gibi... Süreklilik olmazsa böyle ufaktan hatalar yanlış çözmenize sebebiyet verebilir. Mutlaka soru çözüm tekrarları yapmanız tavsiyemdir. Evet bu videomuzu da burada tamamladık arkadaşlar. Videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.